Bu videoda tek boyutta hareket eden bir cismin konumuyla ilgili fikirler yürüteceğiz. Çıkış noktası olarak size birkaç yeni kavramdan söz edeceğim. İlk kavramımız yer değiştirme. Evet yer değiştirme. Bu kavramı muhtemelen gündelik hayatta da kullanıyorsunuzdur. Konumdaki değişim anlamına geliyor. Konumdaki değişim. Evet yine bağlantılı olan ve zaman zaman yer değiştirmeyle karıştırılan bir kavram daha var. O da alınan yol. İyi de bu zaten konumdaki değişim demek değil mi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Birazdan göreceksiniz ki hayır bu ikisi her zaman aynı anlama gelmiyor. Alınan yol kat edilen toplam mesafe. Evet bu demek. Ne demek şimdi bu? Öncelikle biraz cebir konuşalım. Diyelim ki elimizde bir parçacığın hız fonksiyonu var. Hızımız zamanın fonksiyonu olarak 5 eksi t'ye eşit olsun. Bu tek boyutlu bir hız fonksiyonu. Mesela yatay doğrultudaki hızımızı veriyor diyelim. Tek boyuttan söz ettiğimizde insanlar çoğu zaman tek boyutlu vektörlerinde var olabileceğini unutuyor. Halbuki buradaki hız da vektörel bir büyüklük. Şöyle düşünebilirsiniz. Hız pozitifse cisim sağa doğru, negatifse sola doğru hareket ediyor demektir. Yani bu büyüklüğün bir yönü var. Bazen bunun gibi vektörel büyüklüklerin tepesinde böyle küçük bir ok görürsünüz. Veya terimin kalın bir harfle yazıldığına şahit olursunuz. Farklı derslerde farklı gösterimler kullanılabiliyor ama ben okla göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi bu hız fonksiyonunun grafiğini çizelim ki <laughs> burada çizilmişi var güzel. Zaman birimimiz saniye, hız birimimiz de metre bölü saniye olsun. Y ekseni metre bölü saniye, x ekseni de saniye. Zaman tam olarak sıfırken cisim sağa doğru 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Neden sağa doğru? Çünkü t eşittir sıfır anında artı 5 metre bölü saniyelik bir hıza sahip ama sonra sabit bir ivmeyle yavaşlıyor. 5 saniye sonra yani tam da t eşittir 5 anında cismin hızı sıfırlanıyor. Ondan sonra da hız negatif değerler almaya başlıyor başlıyor. Bunu cisim sola doğru hareket ediyor şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi kendimize birkaç soru soralım. İlk olarak ilk 5 saniyede cismin yer değiştirmesi ne kadardır? cismin yer değiştirmesi ne kadardır? Evet. Daha önce de birçok kez deneyimlediğimiz üzere bir miktardaki değişimi hesaplamak için o miktarın hız fonksiyonunun integralini alırız. Buradaki hız da yer değiştirmenin hızıdır zaten. O halde ilk 5 saniyedeki yer değiştirmeyi bulmak için hız fonksiyonumuzun 0 ile 5 arasındaki integralini alıyoruz. Bu integrali çabucak hesaplayabiliriz. Bu bu alana eşit olacak öyle değil mi? Geometri bilgimizle kolayca bulabiliriz. 5'e 5'lik bir üçgen bu. 5 kere 5, 25 çarpı 1 bölü 2. Unutmayın üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşitti değil mi? Demek ki bu integralin sonucu 12,5'miş. Evet. Birimi de metre bölü saniye çarpı saniyeden metre. Evet 12,5 metre olarak buluruz. İşte bu cismin ilk 5 saniyedeki yer değiştirmesi bu. Yani cisim t eşittir 5 anında başlangıç noktasının 12,5 metre sağında. Tabi burada sağ yönü artı olarak kabul ediyoruz. Gelelim ilk 10 saniyedeki yer değiştirmeye. İşler bu noktada biraz ilginçleşiyor. İsterseniz videoyu duraklatıp kendiniz bir düşünün. Cismin ilk 10 saniyedeki yer değiştirmesi ne olur? Yine aynı şeyi yapacağız. Bu kez hız fonksiyonunun integralini 0'dan 10'a kadar alıyoruz. Tek boyutlu hız fonksiyonumuzu yazdık. dt'mizi de yazalım. Evet. Bu integral buradan buraya kadar olan alanın tamamına karşılık geliyor. Ama burada önemli bir nokta var. Belirli bir integral hesaplarken alanı hesaplanacak bölge t ekseninin altında ve fonksiyonun bu şekilde üstünde kalıyorsa negatif bir alan elde ediyorduk öyle değil mi? Dolayısıyla bu alan ve bu alan birbirini götürür ve 0 metre Evet 0 metre sonucuna ulaşırız. Diyeceksiniz ki böyle bir şey nasıl olabilir? 10. saniyede yer değiştirmemiz nasıl 0 metre olabilir? Cisim bu süre zarfında devamlı hareket halindeydi. <laughs> burada ne olduğunu gelin bir daha hatırlayalım. Cisim ilk 5 saniye boyunca sağa doğru ilerledi ve bu sırada sürekli hız kaybetti. Tam 5. saniyede sağa doğru 12,5 metre yol kat etmişti. Sonra hızı negatif değerler almaya ve cisim sola doğru hareket etmeye başladı. Sonraki 5 saniye boyunca cisim sola doğru 12,5 metre yol aldı ve bu iki mesafe birbirini götürdü. Yani 10 saniyede cisim 12,5 metre sağa, 12,5 metre de sola hareket etti. Dolayısıyla konumundaki değişim 0 metre oldu. Yani konumu değişmedi. Sanıyorum yer değiştirmeyle alınan yol arasındaki farkı yavaş yavaş idrak etmeye başlıyoruz. Söz konusu alınan yol yani kat edilen toplam mesafe ise yönün çok da büyük bir önemi yoktur. Dolayısıyla alınan yolda hızdan çok sürat önem kazanır. Sürati de özellikle bu tek boyutlu örnekte hızın mutlak değeri olarak düşünebiliriz bilirsiniz. İleride 2 ve 3 boyuta geçtiğimizde sürati hız fonksiyonunun büyüklüğü olarak ele alacağız. Tek boyutta mutlak değer fonksiyonu işimizi görüyor. Peki bu fonksiyonun grafiğini çizsek nasıl bir şeyle karşılaşırız? Hız fonksiyonunun mutlak değer grafiği de hazır. İşte böyle bir şey. Alınan yolu hesaplamak için hız fonksiyonunun zamana göre değişiminin integralini alırız. Grafiğini görüyorsunuz zaten dikkat edin. Için, alınan yolu bulmak için, yazayım. ilk 5 saniyede alınan yol. Evet. Ne olur? İntegral 0'dan 5'e hız fonksiyonunun mutlak değeri olur ki hız fonksiyonunun mutlak değeri süratı veriyor demiştik ve dt. İntegralin değeri bu alana eşit. Yani 12,5 metre. Yani ilk 5 saniye için alınan yol ve yer değiştirme birbiriyle aynı. Çünkü bu aralıkta hız fonksiyonu zaten pozitif pozitif değerler alıyor. Dolayısıyla mutlak değeri de pozitif oluyor. Ama ilk 10 saniyede alınan yolu düşündüğümüzde işler değişiyor. İlk 10 saniyede alınan yol ne kadardır? Evet, videoyu duraklatıp bir düşünün isterseniz. Integral 0'dan 10'a hız fonksiyonunun mutlak değeri eşittir. Bu alanla bu alanın toplamı öyle değil mi? Buna eşit olacak. Yani 5 çarpı 5 çarpı 1 bölü 2 artı 5 çarpı 5 çarpı 1 bölü 2'den 25 metre. Cisim önce 12,5 metre sağa sonra da 12,5 metre sola gitti. Yer değiştirmesi yani net konum değişimi 0 oldu ama aldığı toplam yol 25 metre etti.